Ses kontrolü bir 2-3. Ses deneme. Ses deneme bir 2-3. Birinci sıra Hayati Kaya. İkinci sıra Beymez Sefer Gül. Belediye Meclis Reisi adaylarımız. Ahmet Kudret. Kamil Aksan. Yasin Yası. Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcımız ve Belediye Meclis Üyesi adayımız Mustafa Furkan Altuntaş. Kadir Zırmuncu. Zeynel Çiltaş. Yusuf Akgün. Fatma Oyukçuoğlu. Canit Tepebaşı. Çerkeşimizi 2023 vizyonuna taşıyacak olan ak kadrolar sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorlar. İlgilen meclis adaylarımıza ve belediye meclis üyesi adaylarımıza teşekkür ediyoruz. Seslerime. Çerkeş İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Oncay Uyanık. Kadın Kolları Başkanımız Arife Boylu. Saçak Belde Belediye Başkanımız Ramazan Yarım. Çerkeş İlçe Başkanımız Ersan Eren. Çerkeş ve tutamam o giriyor. Gülşen ve Gülşen Çerkeş'in mimarı Çerkeş Belediye Başkanımız Hasan Sopacı. Seni sevgiyle selamlıyorum. Seni saygıyla selamlıyorum.
Sayın İl Başkanım, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Kadir'in Çerkeş için hazırladığı saat çalmak üzere. Son 5 gün, 5 gün daha çalışma diyoruz. Ondan sonra 5 yıl daha çalışmak için sizlere söz veriyorum. Sözlerimi kısa kesiyorum. Hazreti Mevla'nın deyimiyle, Allah'ım bu muslata hicran etme, aşkın sarhoşlarını nalan etme, sevgi bahçesini yemyeşil bırak, bu mesleğe bahçelere kastetme. Evet, Çerkeş hazır mıyız? Hizmet sürsün, Çerkeş büyüsün diyoruz. Konuşmaları yapmak üzere Çerkeş Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Adayımız Sayın Hasan Sopacı'nın mikrofona teşriflerini arz ediyorum. Milletvekilim, çok kıymetli il başkanım, çok kıymetli il genel meclisi başkanım, kıymetli il yönetimi, çok kıymetli kadın kolları başkanım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli gençlik kolları başkanım, ilçe başkanım, çok kıymetli hanımefendiler, çocuklar, sevgili gençler, sevgili Çerkeş hemşehrilerim, hepinizi saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Geçtiğimizde sefalar getirdiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ne kadar gurur duysak, ne kadar onur duysak azdır diyorum. Sağ olun sevgili Çerkeşliler, var olun. Hatırlayın lütfen. 2014 öncesini şöyle kısaca dimağlarımızda bir kontrol edelim. Bir hatırlayalım lütfen. Neler vardı, neler değişti? Hatırlıyorum da belediyemizin onur kapımızın, Çerkeş'in onur kapısı belediyenin elektrikleri jeneratörlerle çalışıyordu değil mi? Her gün avukatlar Çerkeş'in malını, mülkünü, sizin malınızı, Beytür malı haçla geliyordu değil mi? O gün esnaf arkadaşları biliyorum, görüyorum, Çerkeş Belediyesi'ne mal vermekte zorlanıyorlardı. Hatta vermek istemiyorlardı. Hatırlıyorum Çerkeş Belediyesi'nin şu anki mevcut belediye binasının tuvaletlerinden tutun da çatısına kadar hakikaten çok büyük rezalet içerisindeydi. Yine hatırlayın lütfen, Çerkeş çöplüklerinde çöp tenekeleri valiller ikiye kesilmiş, yarım valillerle her tarafta çöpler doluydu.
seminerleri bile yoktu biliyorsunuz. Yine hatırlayın. Çerkeş esnaf hatırlasın. Değerli esnaf arkadaşlarım. Ana caddeyi unutmuyorum. Ana caddede kışın soba küllerini olmayan kaldırımların yolların üzerine döken biz değil miydik? Kaldırımlarda, yollarda çöpler ve özellikle soba külleri durmuyor muydu? Bakın nereden nereye geldik? Çerkeş bugün o günleri unutmadı değil mi? Halkımız unutmadı değil mi? Bizler de unutmadık. Ama bu yaptığımız, unutmadığımız bu şeylerin acısını 5 yıl içerisinde fersah fersah çıkardığımızı düşünüyorum. Biliyorsunuz belediye çalışanları 9 ay maaşlarını alamamışlardı. Hacizlerden malları satamamışlardı ama o satılmayan mallar da bize kaldı, hizmete döndü inşallah. Daha sonra 2014'te Çerkeş'e bir umut doğdu. AK Parti ve Hasan Somacı belediye meclisiyle beraber, arkadaşlarıyla beraber belediye başkanı seçildi. Sizler tarafından teveccühle, ısrarla ve açık ara dediniz ki Hasan Paşa sen Çerkeş'in belediye başkanısın, umudumuzsun dedi. Değil mi? Yıllarca sevgili Çerkeşliler, yıllarca her dönem Çerkeş Belediyesi'nde belediye başkanı olan adaylarımız taahhütlerini havalarda uçuşturdular. Onlarca taahhüt yaptılar. Ama hepsi havada kaldı. Çoğunu yapamadılar. Bunları yapmak bize nasip oldu. Çünkü biz Çerkeş'te ezberleri bozduk. Sevgili Çerkeşliler, öncelikle neler yaptık? Bozulan belediyenin mali yapısını düzenledik. Çalışmalarımızı ayarladık. Çalışanlarımızı da o düzene göre çalışmasını sağladık. Bir vizyon planı oluşturduk. 5 yıl ezberi iş yapmayalım dedik. Bununla alakalı çalışan profesörlerle beraber Çerkeş'in 5 yıllık planını, hatta daha sonra da bunu geliştirerek 50 yıllık vizyon planını oluşturmasını sağladık. Daha sonra eksiklerimiz neydi onlara baktık. Taahhütlerimiz olmamasına rağmen altyapı olmadığını gördük. İşte burada çarşı merkezinde Çarşı Camii'nin yanındayız. Biz bunu kanalizasyonun çarşıda olmadığını, çarşı caminin içerisinde tuvaletlerin tıkanması ve 1 metre tuvaletin suyun birikmesiyle ilk defa anladık. Sonra baktık ki çarşıda maalesef kanalizasyon yok. Bugün görüyorsunuz çarşıda ve mahallelerimizdeki Okçular, Kurtlar, Karalar, İdris Mahallesi, Yeni Kent'in bir kısmı ve çarşı merkezindeki kanalizasyonumuzu da tamamlayarak sizlerin hizmetine sunduk. Su medeniyettir değil mi? Yol, kaldırım medeniyettir değil mi? Doğalgaz medeniyettir değil mi? Maalesef yıllarca Çerkeş'ten bu medeniyeti, bizlerden bu refahı esirgemediler mi? Esirgediler değil mi? Fakat 5 yılda neler değişti? Bunların hepsini yaptık mı? Artık hanımlarımız evde kül atmaktan bıkan hanımlarımız kül atmıyor. Bir odada çocuklarıyla beraber yatan, üşüyen kışın hanımlar, ailelerimiz, çocuklarıyla beraber o tek odada ders çalışan ailelerimiz bugün refahça, rahat içerisinde evinde oturuyor mu? Niçin? Çünkü doğal gazı Çerkeş'in hizmetine sunduk da ondan. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Elektrik tellerini yerin altına aldım sevgili Çerkeşler. Kıymetli gençler,
Çok kıymetli hanımlar, bizler de sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler sayesinde bu hizmetler oldu. Sizler sayesinde AK Parti ve Altay Sumut iktidara geldi. Sizler sayesinde bu hizmetler oldu. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bakın çarşı içerisinde aydınlatmalar da tamamladık biliyorsunuz. Hatırlıyor musunuz? Esnaf arkadaşlar, değerli çarkeşçiler, saçak saçak elektrik telleri, elektrik direkleriyle inanılmaz bir pislik oluşturuyordu. Bugün çarşı merkezi kaldırımlarıyla, yollarıyla, elektrik telleri yeni altına alındıktan sonraki o güzel hayla nasıl oldu? Harika olmadı mı? Çarkeş'e yakışmadı mı? Artık gururla biz çarkeşiz diyebiliyor muyuz? Ne güzel, ne güzel. Bakın, 130 kilometre su şebekesi değiştirdik. 5500 tane abone bağlantısı yapıldı. Yine doğalgazdan da abone bağlantısı yapıldı. Bir o kadar da doğalgaz için her taraf kazıldı. Kanalizasyon için kazıldı. Aydınlatmalar için kazıldı. Elektrik telleri için kazıldı. Yani bu 4 yıl boyunca her tarafını kazdık Çerkeş'in. Değerli hanımlar, değerli beyefendiler, kıymetli çerkeşler, hepinizden bu konuda özür diliyorum. Hakikaten sizi uzunca bir zaman rahatsız ettik. Ancak yer altına yaptığımız bu yatırımlar geleceğimize, çocuklarımıza, torunlarımıza yapılan yatırımlardır. Bundan sonra hep birlikte bunun rahatlığını inşallah sürdüreceğiz değil mi? İnşallah bunun rahatını sürdüreceğiz sevgili çerkeşler. Çünkü emek çekmeyince ekmek yenmiyor. Diken batmayınca gül koklanmıyor. Bizler bu sıkıntıyı yaşadık ama artık bundan sonra gelecek için hem umutluyuz hem de rahatız. Çünkü geleceğimizi afetli su borularından kurtardık değil mi? Kurtardık. Ve bunun yanında Çağcıölü'nden ve Alüzyum'dan de doğal kaynak suyunu getirerek su şebekemizi de değiştirerek sağlıklı su içmek için bütün çerkeşlilere, çocuklarımıza hediye ettik. Bu su hayırlı uğurlu olsun Çerkeş'e. Organize sanayi bölgesini hatırlayın lütfen. Hatırlıyor musunuz? Çöp dağları vardı orada. Ama o gün çöp dağlarıyla beraber işletmeler yoktu. 30 kişi çalışıyordu 2014'te geldiğimiz organize sanayi bölgesinde. Doğru mu? Biz o çöp dağlarını kaldırarak, altyapısını tamamlayarak, kanalizasyon, su, doğalgaz, elektrik tellerine kaldırımlar yollarını tamamlayarak iki etabı da sanayicilerimizin hizmetini açarak şu an orada fabrikalar fışkırıyor. Bunları tek tek anlatacak değilim. Gören göz görüyor, duyan kulak da duyuyor. Orada şu an 700 tane gencimiz, kadınımız istihdam ediliyor. İnşallah göreceksiniz bu AK Parti, Hasan Sopacı ve arkadaşları sözdür. Hasan Paşa sözdür. Önümüzdeki 5 yılda en az 3000-5000 arası gencimiz orada istihdam edilecektir. İşsizliğe son vereceğiz. Biz bu hizmetleri yaparken, orada fabrikalar fışkırırken, çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız... Sevgili gençler, sevgili hanımlar,
kişinin davası hepimizin davasıdır. Yeter ki kalbimiz temiz, Çerkeş'in geleceğini emin ellerde olduğunu bilelim. O zaman da herkesin davası, herkesin ve özellikle Hasan Sopacı, sevgili gençlerin, sevgili hanımların, bu böyle bilin inşallah. Bakın, Organ Sanayi Bölgesi'ne bile laf ettiler. Hasan Sopacı oranın başkanı dediler, oraya Organ Sanayi Bölgesi'ni sanayici almıyor dediler. Halt ettiler. Ya 5 yıl önce Organ Sanayi Bölgesi'nde, 25 yıl önce kurulan Organ Sanayi Bölgesi'nde fabrika mı vardı? Yatırımcı mı vardı? Bunları kim getirdi? Biz getirmedik mi? Bugün orada 700 kişi ekmek yiyorsa kimin sayesinde yiyor? Bizim sayemizde değil mi? Onları Allah'a havale ediyoruz. Ve diyoruz ki bundan sonra Çerkeş'te yaşayanlar işsizlik olmayacak, çekmeyecek. Ve bütün Çerkeşleri, dışarıda yaşayan Çerkeşlerimiz de Organ Sanayi Bölgemizi önümüzdeki yıllarda istihdam için davet ettik. İnşallah onları da orada değerlendirerek Çerkeş'imizi bir kat daha büyüteceğiz. Büyütme and içtik. Buradaki bütün hizmetlerimiz o yöndedir. Bakın, bir mezba davası var. Ben aynı zamanda Çerkeş ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığı yapıyorum. Bu kooperatif 93 yılında kuruldu. O günden beri de başkanlığını ben yapıyorum. Bölgedeki hayvancılıkla uğraşan tüm vatandaşlarımız bilir. Simentel ırkını en güzel, Çerkeş'e yakışan, yaraşan bir ırkı Çerkeş'e kazandırdık. Yüzün üzerinde çiftlik yaptık. Ve Çerkeş'te hayvancılığı gerçekten kalkındırdı. Bu şahittir, vatandaşımız da bunu biliyordur. Bunun yanında en son DKDK'dan, yani Avrupa Birliği'nden bir projeden faydalanmak için belediyenin imkanlarıyla, nedir bunlar? Kepçedir, elemandır. Ama usta veya vesaire değil. Sadece ufak tefek hizmetler için. Ama bunun yanında öyle bir oldu ki Çerkeş'te hepiniz gördünüz bilmiyorum ama Çerkeş'e bir mezba kazandırdı. Çankırı'da bölgede olmayan, size yakışır, sıhhi, hijyenik ve Çerkeş'e yakışan bir mezbaneyi hepinize bedava kazandırdı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bunu biz kazandırdık da, sevgili Çerkeşler, bunu biz kazandırdık da 10-15 yıldır kooperatif başkanlığı yapan, bir sürü ithamlar atan zat hala kooperatifimizin yaptığı ve Çerkeş'e bedavaya kazandırdığımız 4-5 trilyonluk bir yatırımı bile eleştirip Hasan Paşa kendisini yaptı diyecek kadar iftira atarak cüret edebiliyor. Onu da Allah'a havale ediyoruz. Meslek Yüksekokulumuz açıldı. Şu an hocaları var. Eğitime devam ediyor. Ancak Çankırı'da eğitime devam ettiği için Çerkeş'te maalesef eğitime devam etmiyor. Biraz sonra Sayın Vekilimiz bu konuda size müjdeyi verecek. İnşallah 2019'da Meslek Yüksekokulumuz Çerkeş'te eğitime başlayacak. Seramik, Tapu Kadastro bölümü hayırlı uğurlu olsun. Lojistik bölümü açılıyor inşallah. Bölgemize bir yatırım daha kazandırıyoruz. Çerkeş Hayvancılık Bölgesi. Hayvan pazarımız Çerkeş'in ortasında kaldı ve yasal değil, resmi değil. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Şu an Çerkeş'imize %60'ı tamamlanan bir hayvan pazarını kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgesel en büyük bölgenin hayvan pazarı olacak ve yanına da sevgili hanımlar, İnşallah hayvan barınağını da bu yıl içerisinde kazandıracağız ve hizmetinize sunacağız. Yine sevgili hanımlar, sizlere yönelik bir hanımlar lokalimiz bitti. Tefrişatı kaldı. Belediyenin mülküdür. 600 metrekare. İnşallah bu sene hanımların hizmetine, hanımlar lokalimizde sunmanın zevkini yaşayacağız. Yine yanına bir kreş açıyoruz. Bunlar da hayırlı uğurlu olsun diyorum.
bir spor salonunu bitirdik. Çok kısa zamanda açıyoruz. Hamamımızı bitirdik. Çerkeş'i hizmetine sunduk. Dediler ki böyle hamam mı olur? Hamam mı yapılır? İşte hamam var ya. Gittiniz değil mi? O hamam oradaki millet kıraathanesi ve spor salonu. Çerkeş'in mülküdür ve Çerkeş'ten bir kuruş para çıkmadan, sizin malınızdan bir kuruş para harcamadan bedava yapılmıştır. Bunu buradan herkese ilan ediyorum. Bilsinler, hayırlı uğurlu olsun. Yine çocuklarımıza yönelik Çerkeş'te başladığımızda 3 tane parkımız vardı. Ama bugün 5 yıl içerisinde çocuklarımız için, hanımlarımız için 19 tane en güzel parkın yapımını gururlaştık. O da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yani burada gençleri unuttuk mu? Hayır. Bir gençlik merkezimiz açıldı. Bunun yanında gençlere yönelik bizim de belediyede bir gençlik yerimiz açıldı. Ve sağ olun gençler. Teşekkür ederim. Yine Çerkeş'te iki tane halı sahayı Çerkeşli gençlerimizin hizmetine sunduk. Bunun yanında mahallelerimizde ve okullarımızda 6 tane spor tesisi, çok amaçlı spor tesisini kazandırmanın gençlerimize mutluluğunu yaşıyoruz. Yine okullar bölgesinde spor sahamız yoktu. Ama oraya da bir spor sahası yaparak okullarda Atatürk İlköğretim Okulu 19 Mayıs CHP Namık Kemal'in ortasında bunu da yaparak oradaki gençlerimizi, çocuklarımızın spor yapmalarını sağlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bunun yanında sevgili Çerkeşler, D100 hatırlıyorsunuz değil mi yolu? Yolda bir tek aydınlatma yoktu. Kapkaranlık Çerkeş'e giriyorduk. Ama bugün D100'ü aydınlatarak Çerkeş'i ışıl ışıl ettik. Değil mi? Bunun yanında D100 üzerinde hastane ve TOKİ yoluna 2 tane üst geçit yaptık. Yıllarca üst geçit yapacağız dediler. Yıllarca aydınlatma yapacağız dediler. Yapabildiler mi? Hayır. Ama o da bize nasip oldu. Şükürler olsun Rabbime. Çalışırsan oluyor. AK Parti yapar. Onlar konuşur. Onlar konuşur. Onlar konuşur, AK Parti yapar. Evet sevgili gençler. Daha sonra Ankara yolu girişini biliyorsunuz, bir ucubeydi. Hatırlayın lütfen. Hatırlıyorsunuz değil mi? Mümkün değil, ucubeyi yapamayız. Orası öyle kalacak demişlerdi. Ama Ankara girişi bugün Çerkeş'e yaraşır, yakışır, güzel bir geçiş oldu mu? Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yine Ulusu Mahallesi'ne ve köylerimize yönelik bir köprü üst geçişimiz demir yolunda. Onu da yaptık. Bunun yanında alt geçişlerimizi tamamlayarak Çerkeş'imizin acil ihtiyaçlarını sizlerin hizmetine sunduk. Bakın sevgili hemşerilerim, sevgili Çerkeşliler, yıllardır Çerkeş'te hırsızlık olur, faili meçhul kalır değil mi? Ama mobeseleri taktık, çarşının her tarafına. Geçenlerde bir hırsızlık oldu. Emniyetimiz yarım günde hırsızları yakaladı biliyor musunuz? Neden? Mobeseler takıldı da ondan. Çarşının her tarafı Çerkeş izleniyor. Niye yıllardır yapamadınız? Niye konuştunuz yıllarca mobeselerle takılacak diye? Hani esnaf arkadaşlarımızı seviyorduk. Esnaf için her şeyi yapıyorduk. Bedava krediler aldınız. Değil mi? Nereden? Hükümetimizin, iktidarımızın sunmuş olduğu kredileri benim gibi dağıttılar. Ama çoğu vatandaşımıza mağdur edip, icraya verip haddettiler değil mi? Onlar konuşacak, biz yapacağız. İcra demek AK Parti demek. Hizmet demek AK Parti demek değil mi?
kurulu olmayan, trafiğe kapalı bir caddeydi. Tüm altyapı sağlandıktan sonra hizmetinize sunduk. Çerkeş'te, çarşı merkezinde bundan vatandaşlarımız faydalanıyor. Hayırlı olsun diyorum inşallah. Şimdi yöresel ürünlerimiz var. Meşhur kurabiyemiz, böreğimiz, baklavamız, bükmemiz, pırasa dolmamız değil mi? Bunların patentini aldık. İnşallah üretimlerini yaparak yeniden hanımefendileri, Çerkeşli bayanları da bu konuda aktif ederek yeni bir istihdam alanı oluşturmak 5 yıl boyunca hedeflerimizden bir tanesi. İnşallah bunu da yapacağız. Sevgili Çerkeşler, bu hizmetlerin Çerkeş'e gelmesinde emeği olan iktidarımız, kıymetli milletvekillerimiz, il teşkilatımız, ilçe teşkilatımız, belediye meclisimiz ve çok kıymetli belediye çalışanlarımızla beraber yaptık. Sizlerle beraber yaptık. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Evet, biraz uzattık herhalde ama 5 yıl boyunca ne yapacağım? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Bir kere bu biraz önce söyledim ya, AK Parti ve Hasan Paşa sözüdür. Nasıl 5 yıl boyunca söz verdik, taahhüt ettik, yaptıysak bunu da yapacağız. Buradan ilan ediyorum. Ne yapacağız? Organize sanayi bölgemizde tamamını doldurarak, 3. etapı da yaparak en az 3000-5000 istihdam yaratarak bir tane işsizimiz kalmayacak. Çerkeşimiz iş cenneti olacak. Söz veriyorum. Çerkeş'in acil bir kültür merkezine ihtiyacı var. Düğün salonlarına ihtiyacı var. İnşallah kültür merkezini, sinema salonu, konferans salonu ve düğün salonlarıyla Çerkeş'imize en kısa zamanda inşallah kazandıracağız. Bu da bizim yine sözümüz olsun. Çok değerli grup başkan vekilim, milletvekilim, Çerkeş Belediye Başkanım, Saçak Belediye Başkanım, İl Genel Meclisi Başkanım, İl Gençlik Kolları Başkanım, Çerkeş Ana Kademe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarım, çok değerli Çerkeş'in yiğit hanımefendileri, yiğit beyefendileri, yiğit gençleri, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Biz Çerkeş'imizle, Çerkeş gençliğiyle kuruluyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Evet, değerli hemşehrilerim, Hasan Sıbacı Başkanım yaptığı hizmetleri anlattı. Ben buradan şunu söyleyecektim. Hasan Başkanımı çıraklık döneminden kalfalık dönemine geçirelim diye. Ama Hasan Başkanım çıraklık dönemini ustalık dönemi gibi çalışarak inşallah bu dönemde ustaların ustası olarak değerli hemşehrilerimize hizmet edecektir. Sizlere bu meydanlardan evlerde, evlerinizde, iş yerlerinizde birileri bir şeyler anlatacaklar. Çerkeş için bunu yapacağız, şunu yapacağız. Allah aşkına bir sorun. Kimle yapacaklar? Neyle yapacaklar? Allah'a şükürler olsun.
24 Haziran seçimlerinde Çerkeşliler olarak %70'in üzerinde oy vererek Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve iki milletvekilimizi en yüksek oy oranlarıyla seçip görev verdiniz. 2023 yılına kadar AK Partili milletvekillerimiz, genel başkanımız, bakanlarımız görevlerinin başında olacak inşallah. Ben şimdi Hasan Başkan'ın yeni projelerden, yeni yapacağı işlerden bahsetti. Bunları kimle yapacak? Genç, dinamik Sayın Milletvekilimiz Salim Çivitçioğlu. Yine aynı şekilde tuttuğunu koparan Sayın Grup Başkan Vekilimiz Muhammed Emin Akbaşoğlu'yla. Yine Sayın Bakanlarımızla ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yapacaktır. Yana doğru, yol kardeşlik yolu, haydi yana doğru. Ben bugün Çerkeş'i daha bir farklı gördüm. Allah hepinizden razı olsun. Hem kalabalığıyla hem coşkusuyla Allah sizlerden razı olsun. Ben biliyorum ki 31 Mart akşamı hem Hasan Sopacı Başkanımı hem Saçak Belediye Başkanı adayımız Ramazan Yarım'ı, il genel meclis adaylarımızı, belediye meclis üyesi adaylarımızı yine önceki seçimlerde olduğu gibi en yüksek oy oranıyla temsil edeceksiniz. Allah şimdiden razı olsun diyorum. Adaylarımızı önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın İl Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kederlenip başını alıp gitme Çerkeş. Döndü bir bak, evladın geldi. Ayağa kalk, sevdalın geldi. Karanlığa bir ışık, Salim Çivitçioğlu geldi. Konuşmalarını yapmak üzere Çankırı Milletvekilimiz Salim Çivitçioğlu'nun mikrofona teşriflerini arz ediyorum. Zafer Bismillah. Evet, biraz daha çalalım. Çoluğunu çocuğunu görmeyip AK Partisi'ne Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkan Çerkeş hanımefendiler. Çok kıymetli grup başkan vekilim, çok kıymetli il başkanım, çok kıymetli Çerkeş belediye başkanım, çok kıymetli il genel meclisi başkanım, gençlik kolları, kadın kolları başkanlarım, Saçağımızın çok kıymetli Belde Belediye Başkanı, çok kıymetli gençlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli muhtarlarım, her birinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref
emekler verdiniz. Çok kıymetli Çerkeşler, tabii biz buradan... sizlerle gurur duyuyoruz. Gurur duymaya da devam edeceğiz inşallah. Nerede yaptıkları bitmiyor ki. Yapmış da yapmış. Yapmış da yapmış. Yapmış da yapmış. Şimdi ne denecek yani bu Hasan Paşa'ya? Hasan Paşa'ya hırlı diyemiyorlar. Hırsız diyemiyorlar. Çallı diyemiyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Adam gibi adam diyorlar. İşte bu. Sayın Belediye Başkanımız 5 sene hiç durmadı. Çerkeş'i farklılaştırmak, Çerkeş'i güzelleştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Ve yapmaya da devam ediyor. İnşallah bizim o zaman yakamızdan tutmuştu. Biz bir söz vermiştik. O zaman Çerkeş Belediyesi'nin, hatırlayanlar var aramızda, eski parayla 17 trilyon borcu vardı. Hatırladınız mı? Bize 17 demişlerdi ama Hasan Paşa iş başına gelince bakmış ki rakamlara 24'müş. Meğerse onu bile kandırmışlar yani bize. Ama biz hiç durmadan çalıştık. Borcumuzu da ödedik. Çerkeş ilçesine hizmet de ettik. O zaman biz burada miting yaparken burada ne böyle bir çevre düzenlemesi ne de parke vardı, hatırlıyor musun? Şimdi hanımefendilerimizin ayakları Allah'a şükürler olsun hiç çamura değiyor mu? Değil mi? İnşallah ufak tefek asfaltla ilgili bazı noktalar kalmış ama onu da söyledi yapacağım diye. Hiçbir sıkıntı kalmadan parkelerimizde, sıcak asfaltımızda sizlerin hizmetine sunulacak. Tabii gençler için söyledi yapacaklarını, kadınlarımız için söyledi yapacaklarını, erkeklerimiz için söyledi yapacaklarını. Sayın Grup Başkan Vekilim, siz de dinlemişsinizdir. Bu Hasan Paşa, ben size söyleyeyim şimdiden. 1 Nisan'dan sonra bizim yakamızdan düşmez. Bir de şimdi ben Hasan Sopacı'nın yapısını da biliyorum. Veteriner olması yanında bir de kelepçilik de var ya hayvancılıkta. Ben de traktör işi yapıyorum. Şöyle tuttuğumu, hani birbirimizi elini şöyle yapıyoruz ya, hayırlı olsun diye. Bu beyefendi işi bitirmeden bizim elimizi bırakmaz. Ya biz işi bitireceğiz ya da kolu kopartıracağız. Bakın, sayın Tarım Bakanımız... Şimdi kıymetli Çerkeşler, Tarım Bakanımız 2 hafta önce buraya geldi. Ve buraya geldiğinde sizin yine her zamanki gibi, hele hele hanımefendilerin coşkuları var ya, gençlerimizin coşkuları var ya, Allah hepinizden razı olsun. Onu gördü, Ulusu'yla ilgili müjdesini açıkladı. Ulusu'nun müjdesinin TL olarak karşılığı nedir biliyor musunuz? 74 milyon. Yani 74 trilyon Çerkeş'e feda olsun dedi. İnşallah biz de milletvekili seçimi sürecinde buraya geldiğimizde yüksek okulumuzla ilgili söz vermiştik. 2019 senesinin eğitim öğretimi başladığında inşallah meslek yüksek okulumuzda kardeşlerimiz, öğrencilerimiz burada eğitimin öğretimini alacak. Evet, çok kıymetli Çerkeşler. Geçen yine geldik, dolaştık. Şunu herkes bilsin. Hem Grup Başkan Vekilimiz Muhammed Emin Akbaşoğlu Bey, hem ben 24 Haziran seçimlerinden sonra Çerkeş ilçemizde en az 15 kere gelmiş insanlar. Öyle, seçimden seçime değil. Biz geçimden geçime, her gün sizle beraber olan insanlar. Yine bir toplantı oldu. İş kur vasıtasıyla. Allah razı olsun. İş kur vasıtasıyla. Allah razı olsun. Bir toplantı yapılmış, bilgilendirme toplantısı. Tesadüfen biz de orada toplantıya katıldık. Birkaç kirli bilgi duydum.
bunu da paylaştım arkadaşlarla ama sizde de paylaşma gereği hissediyorum. Şöyle, orada birbirinden değerli 120 tane hanımefendiler ve beyefendiler toplum yararına çalışma programında işe yerleştirilmişler. Evlerine rızık götürüyorlar, özgüvenlerini kazanıyorlar. Sosyal kültürler, birbirleriyle muhabbetleri ve kurumlarımızın eksikliklerinin giderilmesinde çalışmalar yapıyorlar. Orada duyduk ki bir takım kardeşlerimizi bir takım insanlar işe almış. Böyle bir şey yok. Bunu Hasan Sopacı da söylüyorsa yalan söylüyor. Salim Çivitçioğlu da söylüyorsa yalan söylüyor. Bizim orada 120 tane kardeşimizi işe aldıran tek kişi var. Tek güç var, tek lider var. Recep Tayyip Erdoğan. Öyle, öyle. Ben seni işe aldırdım. Sen benim emrimdesin. Ben ne dersem onu yapacaksın. Öyle bir baba iddia çıkmadı Recep Tayyip Erdoğan varken. Öyle hiç kimse yok. Herkes haddini bilsin. Sayın Cumhurbaşkanımız demiş ki, benim insanlarım işe girecek, çalışacak, hem kamu kurum ve kurumlarına hizmet edecek, hem de evinin geçimini yapacak, vermiş talimatını 120 tane kardeşimiz burada çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın size hediyesidir. Evet, ekonomiyle ilgili durum gereği Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var. Bankalarımızda olsun, Ticaret Bakanlığı vasıtasıyla esnaf kefalet kooperatiflerinde olsun. Evet, krediyi çekebiliyoruz. %5 ile 5,5 ile kredi çekebiliyoruz oradan, değil mi? Allah razı olsun. Ama bu parayı kimse kendi gücüyle dağıtmıyor. Recep Tayyip Erdoğan talimatı veriyor. Oradaki görevli de görevini yapıyor. Kimse araya girmesin. Kimseye de minnet etmeyin. Ben size bu kadar söylüyorum. Edecekseniz Allah'a duanızı edin, Sayın Cumhurbaşkanımıza duanızı edin. Burada ne yapılıyorsa Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde yapılıyor. Bunu herkes iyi bilsin. Şimdi bizler gidiyoruz bakanlıklarda. Taleplerimizle ilgili düşüncelerimizi söylüyoruz ve cevapları olumlu oluyor. Neden? Ben AK Parti gibi tarihi bir misyon yüklenmiş partinin milletvekiliyim. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlerin desteği ve oylarıyla Çankırı'daki temsilcisiyim. Çankırı'daki temsilcimiz, grup başkan vekilimiz. Gidiyoruz ve işlerimizi hallediyoruz. Öyle, bunu ben yapıyorum, bunu ben ediyorum diyen varsa yalan söyler, yanlış söyler, sizi aldatır. Başka hiçbir şey yapmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde ne oluyorsa bu ülkede oluyor. İnşallah bundan sonra da bu çalışmalar devam edecek. Tabii 31 Mart hesapları var bir takım insanların. Ama inşallah Rabbim ona müsaade etmeyecek. Biz kalmıyoruz. Evet sevgili izleyenler, Büyükçergeç mitinginde canımızla AK Parti BD Meclis Üyesi 1. Sıra adayı Kamil Aktar var. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilirim. Yasin Bey, bu imkanı verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ve iş hayatında başarılar dilerim. Yolun açık, okul açık olsun. Öncelikle. Görüyorsun sen de. Çalışıyoruz 5 yıldır. Mahşeri bir kalabalık var. Çerkeş her zaman olduğu gibi teveccühünü gösterdi. Bizim bundan en ufak bir şüphemiz yok. Çerkeş hepimizin Çerkeşi. Bu memleket bizim yazıyla, kışıyla. Belki şu anda bir belediye başkanlığı seçimi yapıyoruz. Bir belediye başkanı seçeceğiz ama 1 Nisan günü bu belediye başkanı Çerkeş'in belediye başkanı olacak. Yani hepimizin belediye başkanı olacak. Yani çok güzel geçiyor. Her şey yolunda. Kimseyi kırmadan, incitmeden her şeyi Çerkeş için yapmaya çalışıyoruz. Çerkeş en iyisini hak ediyor. En güzelini hak ediyor. Sizin de bunda emekleriniz çok. Ya ben çok gururluyum, çok mutluyum. Biraz duygusal patlama yaşıyorum. Allah memleketimiz için en hayırlısını nasip etsin inşallah. Evet, Ajans Çerkeş izleyicileri şu anda mitikteyiz. Halkımızla mikrofonlarımızı uzatacağız. Duygu ve düşüncelerini alacağız. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Nail Altıparmak, mimar. Mimarsınız. Nasıl buldunuz ortamı? Gayet güzel, şahane gördüm yani. Oğlum musunuz? Çankırı, merkez. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ali Biçer, makine kimyadan emekli. Harika yani. Harika. Kalabalık yani.
Bitik güzel. Evet, tanıyabilir miyiz sizi? Ben Çankırı Orta ilçesinden İl Genel Meclis adayı İshak Akdemir. Nasıl buldunuz ortamı? Ortam çok kalabalık. Maşallah iş yapılmış ki bu kadar kalabalık var yani. Hizmet olunca kalabalık oluyor. Eklemek istedikleriniz var mı? Eklemek istediklerimiz inşallah devamını bekliyoruz. Çerkeş'te hayretle izledik Hasan Sobacı başkanımızı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, halkımızda içeceğiz. Yanımızda küçük kardeşimiz var. Tanıyabilir misin? Şimdi tanıyabilir misin? İsmim Emre, soy ismim Sivri. Mitik'teyiz. Geldik gençlerle birlikte. Neler düşünüyorsun? Neler düşünüyorum? Gençlere yapılan katkıları duydum başkanımızın anlatmasıyla. Gençler olan sevgisini, saygısını görüyoruz. Biz de gençler olarak başkanımıza desteğe geldik buraya. Var mı eklemek istediğin? Eklemek istediğim bir şey, Çerkeş'in başkanı Hasan Sopacı. Evet sevgili izleyenler, Mitik'teyiz. Gençlerin coşkusunu gördük. Yanımızda da belediye meclis üyemiz var. Tanıyabilir miyiz sizi? Yasin Bey, öncelikle teşekkür ediyorum. Ben Yasin Yazı, belediye meclis üyesi adayıyım. Bugün burada çok güzel bir ortam var. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, belediye başkanımız Sayın Hasan Sopacı'ya sahip çıkıyor. Belediye başkanımızın 5 sene boyunca yaptığı hizmetleri görüyor ve bu hizmetlerden memnun olduğunu gördüğünüz gibi çok büyük bir kalabalıkla destek vererek başkanımıza sahip çıkıyor. Ben nasıl buldunuz ortamı? Çok güzel. Zaten her şey ortada. Ben bütün halkımıza teşekkür ediyorum. 31 Mart günü de belediye başkanımıza, cumhurbaşkanımıza, partimize sahip çıkacaklarına inanıyorum. Sizin aracılığınızla hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Röportajlarımıza devam ediyoruz. Öncelikle tanıyabilir miyiz sizi? Ben Mustafa Furkan Altıntaş, Çerkeş 4. dönem Gençlik Kolları Başkanı. Şu anda il başkan yardımcısıyım. Şu anda da Çerkeş Belediye Meclis Üyesi adayıyım. Bugün mitingimiz var. Sağ olsun bizi hemşerilerimiz yalnız bırakmadı. Burada binlerce, 3000'lerce, 5000'lerce kişi bizi burada destekledi. Yaklaşık 300'e kadar genç kardeşimiz burada. Allah'ın izniyle 5 yıl yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Halkımız bir daha bizi teveccüh ederse 5 yıl daha Çerkeş'i ihya edeceğimize biz söz verdik bugün. Sizin aracılığınızla da herkese buradan selamlar. Allah'a emanet olun. Ben Mehmet Erdoğan. Çerkeş'te esnafım. Mitinge geldik. Bayağı kalabalık. Olay bitirdik zaten. İnşallah devamı da gelecek. 5 sene yaptıklarımızın 5 sene sonra da aynısının devamını getireceğiz inşallah. Olay bitti ya. Bayağı mutluyuz. İnşallah. Yoğun bilgi. Evet. Bayağı kalabalık var. Ya başkanımız da bayağı çalıştı şimdi. Hakkını da yememek lazım. 5 sene daha. 4-4'lük. Eksikliklerimiz var üst kapıda. Onları bitirdikten sonra inşallah vekilliğe de çıkaracağız başkanımızı. Teşekkür ediyorum. Öncelikle tanıyabilir miyiz sizi? İsmim Hasan Nazım Küçükçakır. Çerkeş'te esnafım. Buyurun. Evet. Nasıl buldunuz ortamı? Güzel, gayet güzel, muhteşem, çok güzel bir ortam var. Sayın vekillerimiz de gelmiş. Sözlerini vermişler. Geçen bakanımız geldi. Gerekli sözleri verdiler. Yani sayın başkanımız da bu işe sonuna kadar yürüteceğini, sonuna kadar bu işlerin arkasında duracağını, hizmetlerine devam edeceğini temenni ediyoruz ve yapacağını da temin ediyoruz yani Allah'ın izniyle. Başkanımıza güveniyoruz inşallah. Var mı eklemek istediğiniz? Vallahi eklemek istediğimiz, yani bizim ekleyecek bir şeyimiz yok. Çünkü başkanımız gerekli şeylerin bizim söylemeye gerek duymadan gerekli bütün her şeyleri yapmaktadır. Yani bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor zaten. Kendisinin hedefi Çerkeş, Çerkeşli, Çerkeş'in büyümesi, Çerkeş'in gençliği, Çerkeş'e hizmet, Çerkeş'in artı bir de şu var ki maneviyat açısından biliyorsunuz belediye başkanımız Hasan Sopacı'nın bu kendi şeyinde de var yapmış olduğu Pirisani Hazretleri'nin maneviyatın Çerkeş'te ilerlemesi, Pirisani Hacı Mustafa Çerkeşi Hazretleri'nin etrafının tarihe açılması ve turist çekmesi, bu açıdan bu da çok önemli bizim için. Yani diyorum ya, bizim en büyük isteğimiz buydu zaten. Hani Pirisani Hazretleri'nin etrafının şeye geçmesi, bir faaliyete geçmesi, burada mahalle devrimizin hatırlanması. Ama sağ olsun başkanımız, yani biz bunları söylemeden bu konuda bayağı bir şeyleri var. İnşallah onu da yapacağına
teyit etti. Biz de kendisine güveniyoruz. İnşallah hizmetlerin devamını diliyoruz Allah'ın izniyle. Kendisine güveniyoruz yani. Başka söyleyecek bir şeyimiz de yok zaten. Gerekirse ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, röportajımız devam ediyor. Öncelikle tanıyabilir miyiz sizi? Adım İsmail İmüzgör. Çerkeş'te esnafla uğraşıyorum. Esnafım. Evet. Nasıl buldunuz ortamı? Ortam çok iyi ya. Seçim Allah'ın izniyle bitti zaten. Vatandaşımız da gelmiş. Yoğun kalabalık var. Gençleri burada çok heyecanlı görüyorum. Kadın kolları zaten maşallah var. Yani ön tarafta yığılmışlar. Özellikle şunu gördük biz. Bayanlarla gençler yoğun bir ilgi var. Evet yoğun. Çok aşırı derecede bir heyecan var. Bizim 2014'teki seçimlerimizde gençlik kollarımızda bu kadar kalabalığı tamamlayamamıştık ama bu dönem özellikle başkanımızın Hasan Sobacı'nın vermiş olduğu sözler var gençlere. Onun yüzünden gençlerimizde aşırı bir heyecan var. Kadın kollarımızda gerek yeni yapılacak 2019'dan sonra yapılacak şeylerle, hizmetlerle yoğun bir talep oldu. Gençlerimizden, bayanlarımızdan Allah razı olsun bayan kardeşlerimizden. Yani ilgi yani 2014 seçimlerinde çok güzel bir ilgi var. Allah'ınızla bu iş bugün burada bitti yani. Teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz var mı? Yok sağ olun. İkinci dönemde Çerkesler şunu iyi bilsin. Hasan Paşa ile başkanımız Hasan Sopacı ile ikinci dönemde sloganımız bu. İkinci dönemde Çerkeş şaha kalkacak. Yani slogan bu. Yani bu sefer yer üstü yer altına yapmış olduğumuz yatırımlar pek göze batmadı ama yer üstü yapılan yatırımlarla park bahçe düzenlemeleri, ondan sonra bayanlar, gençler, halkımızla ilgili yüksek yol olsun, yüzme havuz olsun, mesire alanları onlarla beraber başkanımız Allah razı olsun Çerkeş'imizi bir Kızılcamam seviyesine, bir Safranbolu seviyesine inşallah geri kalmışız. Silip inşallah bu seviyeye getirecek. Allah başkanımızdan, buraya gelen vatandaşlarımızdan razı olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yunus! Başkanı Hasan Sopacı, Çerkeş'in başkanı Hasan Sopacı, Çerkeş'in başkanı Hasan Sopacı. Gençler, gel. Evet sevgili izleyenler, milletvekillerimizin katılımıyla büyük Çerkeş mitingi gerçekleştirildi. Yanımızda başkanımız var. Başkanım, miting nasıl geçti? Ya öncelikle Çerkeş halkına çok teşekkür ediyorum. Genciyle, yaşlısıyla,
hanımefendisiyle Çerkeş coşkulu bir mitinge şahit oldu etti bugün. Tabii bu miting kalabalık olması, heyecan olması, coşku olması Çerkeş'in tekrar 30 Mart akşamına kararını verdiğinin bir göstergesi. Ve bu heyecanı yapan insanların asla alanı terk etmeden 3 saat boyunca yürüyüşe de katılarak bunu noktalaması, taçlandırması ayrı bir güzellik. Burada dışarıdan getirilen, ilçelerden taşınan değil, öz ve öz Çerkeş halkının yaptığı bir mitingdir. Bundan ayrıca gurur duyuyorum. Katılım yapan tüm vatandaşlarıma da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Allah onlara razı olsun. Katılımla gençlerin yoğun bir ilgisi vardı başkanım mitingde. Ya 5 yıl boyunca hizmeti kadınlar çok iyi algıladı. Yani hiçbir menfaat beklemeden saf ve temiz duygularla bu hizmeti kendilerine getiren iktidarı ve belediye başkanına sahip çıktı. Yani bunun özü budur. Gençlerimiz de yaptığımız yeraltı ve yerüstü çalışmalarıyla işte daha çok Altınmahalle'de saha yapmıştık. Bir tane yine spor sahası yapmıştık. İki tane halı saha yapmıştık. Ve parklarla bunlar da gençlik merkezi, üniversitesi ve organizasyonel iş alanlarıyla neler yaptığımızı çok iyi gördü gençlerimiz. Bu demek ki AK Parti'ye ve belediye başkanı Hasan Sopacı'ya gençlerin de sahip çıktığının bir göstergesi. Bundan da biz gurur duyuyoruz. Tabii ki bu 30 Mart akşamına kadar bu çalışmamız devam edecek. Ancak çalışmalarımızda asla kimseye takılmayacağız. Kimseyle bu konularda rekabet etmeyeceğiz. Biz işimiz çalışmak, işimiz hizmet. Hizmet noktasında vatandaşlarımıza 5 yıl boyunca ne yapacağımızı anlatacağız. Huzurlu, güzel, muhabbet dolu, asla kaza bela olmadan bir seçim süreci geçirmemizi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah öyle de olacak. Tabii ki bununla beraber ilçemizin birçok güzelliğini bir arada yaşıyoruz. Coşkulu bir kalabalık vardı. Tahmini kaç kişi vardı başkanım? Valla bilmiyorum ama 2014'te de biz aynı alanda miting yapmıştık. Aynı alanda biraz daha geri çektik otobüsü. Farkındaysanız tam dükkanların önüne kadar geri çekildi otobüs. Alan komple doluydu. Yani alan kaç kişi alıyorsa o kadar bir katılım olduğunu düşünüyoruz. Ancak 2014'ün 2 misli bir katılım olduğunu söyleyebiliriz. Bunu rahatlıkla gördük. Bundan da biz gurur duyduk. Özü şu. Vatandaş diyor ki, başkan biz size güveniyoruz. Sizin çalışmalarınızı ve çalışmalarınızı yaptığınız bu güzel düşüncelerinizi tasvip ediyoruz. O yüzden sizin arkanızdayız, yanınızdayız. Bundan sonraki 5 yıl daha size inşallah teveccüh gösterip bu mazbatayı vereceğiz dediği bir gün oldu. Kendilerine ve Çerkeş halkına çok teşekkür ediyorum. Allah onlara razı olsun. Hizmete sahip çıktı, ilçesine sahip çıktı, Çerkeş ve geleceğine sahip çıktı. Gördüler ki Çerkeş'te bir menfaat grubu var. Bir de çalışan hizmet grubu var. Hizmet grubunu tercih ettiklerini beyan ettiler. Kendilerine tekrar sizin aracınızla teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Söylemek istekleriniz var mı başkanım? Valla kimse bir sıkıntı yaşamadan, şurada pazar günü az bir zaman kaldı, birbirimizi incitmeden, kırmadan, birilerine bulaşmadan, biz de zaten bugün belki farkındasınız konuşmalarımızda ve mitingimizdeki konuşmalarda asla karşı rakiplerimize saldırmadık. Onlarla alakalı çok fazla bir şey kullanmadık. Kullanmak istemiyoruz. Biz önümüze bakmak istiyoruz. Biz 5 yıl yaptıklarımızı gösterdik. Onları anlattık. 5 yıl boyunca bu yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır dedik. 5 yıl boyunca sözlerimizi verdik. Onların arkasında olduğumuzu şimdi Çerkeş Ajansı aracılığıyla da bütün Çerkeşlere duyurmak istiyorum. Sözlerimizin arkasındayız. Biz yapmak istedikten sonra yaparız, yapacağız, yapmak istiyoruz, çalışacağız, çalıştık. İnşallah gece gündüz bu işle alakalı Çerkeş'in geleceğiyle ilgili çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu teveccühü vatandaşımıza gösterdiğinde bunları görecekler. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler.
Dostlarım, biz hep birlikte 17 yıl önce büyük ve güçlü Türkiye için bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk hepimizin hikayesi. Bu yolculuk bizim milletimize olan aşkımızın hikayesi. Bu yolculuk aziz milletimizin bize duyduğu güvenin, samimiyetin ve inancın hikayesi. Bu yolculuk boyunca hiçbir şey bizi durduramadı. Önümüze çıkan tüm engelleri hep birlikte aştık. Biz büyük Türkiye'yiz. Bugün şehir şehir, ilçe ilçe, belde belde milletimize hizmetkar olma yolunda yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Aydınlık Türkiye için, çocuklarımız için, gençlerimiz için, geleceğimiz için yeniden yollara düşme günü. Yolumuz açık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.